Akşamlar duyduk duymadık demeyin. Yeliz'le Beşi Bir Yerde'yi 360 ekranında izleyin. Beni mi Beşi Bir Yerde'yi mi bekliyorsunuz? İkimiz de bekliyorlar. Eğlence. Ankara'nın mağları da büklüm büklüm yolları. Kahkaha. Artık dilime takılmış hep 38 diyorum. Belki 40'ım da bilemiyorum. Yok artık bu kadar nefes yani. Sohbet. Ayana bu yana sallayan. Ve tatlı bir rekabet. Tokat Tekirdağ karşı efendim. Daha düdüğü çalmadım. Çalamadım daha düdüğü. Her gün farklı bir evde 5 komşu. İkisi yarışmacı, 3'ü jüri üyesi. 1-24 ayar, 5'i bir yerde. Yarışmacılar sürpriz bir yemek yapacak. 3 jüri üyesi yemeklerin tadına bakacak. Ne kadar tuz varsa basmış be canım. Ve yarışmayı kazanan 5'i bir yerdeyi kapacak. Duyduk duymadık demeyin. Yeliz'le Beşi Bir Yerde 360 ekranında hemen şimdi başlıyor. Beni mi Beşi Bir Yerde'yi mi bekliyorsunuz? Artık dilime takılmış hep 38 diyorum. Belki 40'ım da bilemiyorum. Bakalım nasıl oldu? İğrenç oldu, iğrenç. Bu ne kadar yağlı bir şey. Ay. Bana mı dedin? Gerçekten vallahi. Siz şaka yapmıyorsunuz. Yok. İçi fazla pişmiş gibi geldi bana. Hoş geldin dünyama. Değerli Yeliz'de 5'i bir yerde izleyicileri, işte güzeller güzeli sunucumuz Yeliz geliyor. Açıl susam açıl diyelim minibüsün kapısına. 360 ekranlarına hoş geldiniz. Ben de Avcılar Gümüşpala Mahallesi'ne hoş buldum. Az sonra şu balkonda görmüş olduğunuz hanımefendiler büyük bir heyecanla beni bekliyorlar. Beni mi 5'i bir yerdeyim bekliyorsunuz? İkimiz de bekliyorlarmış efendim. Gelin görümce yarışacaklar Nurcan Hanım'la Arzu Hanım. Aynı zamanda komşular. Hem de değerlendirecek jüri üyeleri de hem kayınvalidesi, hem annesi, hem de görümcesi. Yani yukarıda bayağı bir çekişme olacak. Hadi merakta bırakmayayım sizi, gidelim. Yeliz bugün çivit mavisi elbisesiyle yine göz kamaştırıyor. Hele o boynuna astığı beşi bir yerde yok mu? Güzelliğine değer katıyor. Elbisemi giydim, beşi bir yerdemi taktım. Bakalım bugün beşi bir yerdemin sahibi kim olacak? Zaten çok kalabalık, fıkır 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 sesler geliyor içeriden. Merhaba, hoş geldiniz. Maşallah. Efendim bu ne güzel bir karşılama böyle. Dünyalar güzeli Minik Ece ve bir o kadar sıcakkanlı annesi Arzu Hanım. Hadi yine iyisin Yeliz. Oh ne kadar tatlısın sen. Tütülerini falan da giymiş senin evet, kızın benim mı? Kızım. Tütü maşallah benim gülüm. Tütü maşallah. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Beşi bir yerdeleriniz ve siz evime Arzu. Neşe getirdiniz. Evet Arzu ben. Hoş bulduk. Allah'ım nasıl sarılıyor, nasıl güzelsin sen. Maşallah sana. Teşekkür ederiz. Bugün yemekleri sen mi yapacaksın Ece? Evet. Gerçekten mi? Oyuncak mutfaklarını yapacağız. Biz bugün oyuncak mutfakla evet, yapıyoruz yemek. Yemekten oyuncak mutfak. Beşi bir yerdeleri de Ece'ye takacağız evet, o zaman. Evet o kadar. Tamam hadi. Evet altınları bize takacağız. Gel. Biz kazanacağız. Gel arkadaşım. Gel arkadaşım. Yeliz günün birincisi belli oldu. Hiç uğraşma bizce. Baksana nasıl iddialı, nasıl da kendinden emin Minik Ece. Tanıştır bakalım beni misafir. Hoş geldiniz. Sıradan devam edin. Şimdi. Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Sağ olun. Heyecan var mı? Ne güzel karşıladınız beni balkonda. Evet, biz yolunuzu bekliyorduk. Beşi bir yerde burada. Buradayım aşkım. Neredesin aşkım? Buradayım aşkım. Beşi bir yerdeler orada ama biraz yazılar sonra yazılar burada yalnız evet. Farkındayım. Kıskanıyorum.
güzel duruyor mu? Güzel. Parlıyor mu? Ama bana daha çok yakışacağını evet, eminim. Geçici olarak şu anda emanet olarak duruyor zaten. İyi, bana daha çok yakışır diye şöyle. Bak benim takım da yok. Bir dakika. Rakibin hangisi? Tabii ki karşımda oturan ve altınları gözüken. Ben de takı da yok. Bilerek hani kolyede takmadım. Buraya daha çok yakışacak diye. Nurcan Hanım. Nurcan Hanım hazırlıklı gelmiş Eliz. Yer açmış boynunda beşi bir yerde için. Bugünkü yarışmamız gelinle görümce arasında gerçekleşecek. Nurcan bu şu anda gördüğünüz gibi boynu da boş. Evet bekliyorum, o yüzden hazırlıyorum, o yüzden hazırlıyorum. Hemen çıkartabilirim. Sıkıntı yok. Yok sen çıkarma, hayır hayır seninki dursun, olmaz çocukların ismi olmaz. Hiç bekleme. Bakalım şimdi yani hem gelin görümcüler, kaç yıllık gelin görümcesiniz? 15 yıllık gelin görümcesi. 15 senedir. Evet. 15 senedir tabii acısıyla tatlısıyla bir sürü şey olmuştur. Tabii ki. Birbirinizin de birçok huyunu biliyorsunuzdur. Tabii ki. Tabii el lezzetini de biliyorsunuzdur. Tabii ki. Siz de hep beraber hem akrabasın sen komşusunuz. İşte kim daha iyi yapar, nasıl yapar, elinin lezzeti nasıldır. Biliyordur. Ece'ye göre tabii en iyi annesi yapıyordur mutlaka. Değil mi? Sizde de heyecan var mı? Böyle tahminleriniz var değil mi? Yani çok fazla heyecanlı değilim. Yemekleri ben yapacağım için şartlarını tutamıyorum. O en güzel yeri onlar seçti. Herkes elinin lezzetine güveniyor mu? Tabii ki. Sonuna kadar güvenmesek burada olmazdık zaten. Ece en iyi yemeği kim yapıyor? Efendim boşuna dememişler çocuktan al haberi diye. Annesinin kazanacağını söyleyen Ece yarışmanın sonunda haklı çıkacak mı göreceğiz. Buradan şöyle bir karşılıklı rakipsiniz tabii ki. Tabii. Ne olursa olsun yemek yapılıyor ama evde her zaman yapıyorsun ama sonunda bir ödül olmuyor herhalde değil tabii mi? Tabii ki. Nerede? Bu sefer sonunda bir ödül evet. var. Ama şu anda hangi yemeği yapacağınızı bilmiyorsunuz. Bilmiyoruz maalesef. Çok merak ediyoruz. Sadece çok merak ediyoruz. Şu anda malzemelerimiz hazır. Bir mutfak, iki kadın. Ve ortak bir yemek ve vereceğiniz bir süre. Ben de çok merak ediyorum nasıl çıkacak. Birbirinizle çarpışacak mısınız? Aynı malzemeleri mi kapacaksınız? Bilmiyorum. Kapışacağız. Kapışacağız. İyi olan kazansın. Öyle. İçten içe böyle şey var mı? Yine de öyle birbirinizle. Çekişme mi? Anlaşsanız sonuçta bu bir yarışma. Yani normalde özel hayatınızda böyle bir çekişme asla yok. Biz kardeşiz hiç çok ayrı bir şey. Hiçbir zaman olmadı. Biz 15 yıldır bir kavgamız dahi olmamıştır. Yani bugüne kadar mı? Hayır hiç olmadı. Hiç. Evet bugün ilat oluyor. Allah çok şükür hiç olmadı. İnşallah da ömür boyu olmaz. Ama bugün olabilir. Bugün evet. Çünkü biz yarışmacıyız, rakibiz, akrabalık falan unutuyoruz şimdi. Hanımlar inşallah aranız bozulmaz. Ancak seyircilerimiz için yarışmacılarımız ve jüri üyelerimizi bir tanıtalım mı? Şimdi bir herkesi bir tanıyalım o zaman. Tamam. Burada yaptığım araştırmalara göre hem Tekirdağ var hem Tokat var. Evet, Tokat evet, kültürü evet, var. Evet. Şöyle bir başlayalım senden. Kaç çocuğun var Arzu? İki seni tane tanıyalım. Çocuğum var. Ece Elif'im ve Azra Aybikem. Azra İki tane kız evladım başlasın. Var. Pırıl pırıllar. 14 senelik evliyim. Anne, bana da. Bana bir şarkı söyle. Neşe dolsun kalplere. Tamam sen evet. Şimdi Ece'yi tanıyacağız. Ececiğim kaç yaşındasın? Söyle bak. 3. 3 yaşındasın. Başka? Benim doğum günü. Ne yapalım? Bir hediye alalım. Hediye alalım. Doğum günü. Pasta mı yiyeceksin? Evet. Tamam peki. Annem minili, annem balıklı. Tamam balıklı ve minili. Hem balıklı hem minili. Tamam. Anne mi yaptı pastayı? Evet. Yok, biz patatesden aldık. Patatesden aldık, tamam. Hanımlar, iyi ki biz yaptık demediniz. Yoksa Ece'nin açıklaması sizi çok zor durumda bırakabilirdi. Ece'yle biraz sonra size harika bir dans gösterisinde bulacağız. Sizler benim bale yaptığımı burada ilk kez öğreneceksiniz. Az sonra Ece'yle birlikte. Bu öğreteceğim ama daha öğrenemiyor ki. Öğreneceğim. Ne öğreteceğim? Bize de öğretecekmiş. Öğrenemediniz mi? Siz öğrenemediniz. Evet. Öğrenemedik. Yazık sana anlamadın sevgimi sen. Yazık sana bilmedin hiç kıymetimi sen. Ece ben öğrenebilecek miyim acaba? Evet ben seni öğrettim. İkinci de öğrettim. Size de öğrettim. Siz öğrenemediniz diyor. Evet öğrenemedim. Çok Ece bir şey söyleyeceğim. Annen dışında burada en güzel kim yemek yapıyor? Anneanne pilavı. Anneanne pilavı. Anneanne pilavı. Ben sizi çok mutluyum. Anneanne pilavı öğreneceğiz bakalım nasıl lezzetli olmuş. Sizi tanıyalım. Ben de şöyle söyleyeyim, eşimden yeni ayrıldım. Ailemin yanına döndüm. Tebrik ediyorum. Kim tanıma hani bekarlık sultanlık derdim.
Ailemle birlikte yaşıyoruz. Biz de kendisinin hayatıyla ilgili böyle bir kararı, doğru bir kararı verip arkasına durduğu için tebrik ediyoruz. En doğru olan buydu. Çocuk evet. Var mı? Hayır, çocuk yok. Çocuk yok. Hayırlısı. Olsun, hayırlısı olsun. Biz her daha zaman desteksiniz. Aynen öyle. Her benim çok büyük bir ailem var. Yani hep bana destek oldular. En zor günlerimi onlarla atlattım zaten. Şu an mutluyum, huzurluyum. Şu an tek önceliğim... Ne kadar oldu ayrılalı? Ayrılalı yani biz Nisan ayında ayrılığa karar verdik. Ama henüz boşanalı bir hafta oldu. Yani tam kesinleşen bir hafta. Uzun süren bir evlilikimiz ne kadar olmuş? Yani şöyle söyleyeyim. 5 yıl tamı tamına dolduğunu birlikteydik. 1,5 sene nişanlı kaldık. 5 yıl evli. Ondan öncesi de var. 4-5 yıldan öncesi 15. var. Bir yaklaşık o civarlarda yani bir şey. Yarısı. Yani genç kızınızın evet. Tamamı. Evet. Geçirdiğiniz bir insan. Şimdi aynen öyle. Bir anda şey oluyor evet. Ya böyle ya. El. Yabancı oluyorsunuz biraz sonra. Biraz da hel oluyor. El. Yani günde daha önce 5 kere 10 kere konuşurken neredesin hayatım, ne yaptın hayatım, iyi misin hayatım? Aynen öyle. Şimdi bir bakıyorsunuz ne onun sende ne biri var. Bazı fazla sıkıntıya gelemiyorlar. Çok rahat olanlar işte. Sıkıntıyı görünce kaçıyorlar. Hayırlı uğurlu olsun. Şu an böyle daha yani şeydir ama yaran sıcaktır. Yani sıcakken biraz daha çok anlamayızdır. Biraz evet. Zaman geçince. İlk tabii zamanlar illaki. Daha kötüydü de şu an daha iyiyim. Çünkü şu an önceliğim babam. Benim babam hasta. Çok onun mücadelesini acil veriyoruz. İnşallah en kısa zamanda da iyileşecek. İnşallah. Her şey yoluna gelecek. Böyle bir döneminizde mi ağır? Evet. Yani şey yapmak istemiyorum. Benim babam ilk ameliyatın oldu. İkinci ameliyata hazırlanırken ben bunu yaşadım. Yani benim en büyük destekçim eşim olması gerekirken benim yanımda yoktu. Sen ağlama göz bebeğim sana kıyamam. Kıyamam ben ya. Çok güzelsiniz gerçekten. Gözleriniz doldu. Hiç ağlamayın. E tabii insan haliyle yaşadıklarından şöyle düşünün. Demek ki hani şimdi şey yapmak istemiyorum. Sizin anlattıklarınızdan yola çıkarak söylüyorum. İyilik dereceniz eşit değilmiş. Böyle zor bir döneminizde evet. Zaten. Evet ben zaten sadece ona üzülüyorum. Bitmesi belki daha hayırlı olmuş. Ona üzülüyorum. Efendim ihtiyacınız olan samimi desteği umarız en yakınlarınızdan almışsınızdır. Çocuğunuz yok değil mi? Ben çok mücadele verdim. İlk evlendiğimizde hamile kaldım. Stresten yani ailevi sorunlar falan derken bebeğimi kaybettim. En büyük hayalim çocuk sahibi olmaktı. O da olmadı. Artık ileride bakacağız bilmiyorum. Ne göreceğiz, ne geçireceğiz hiç bilmiyorum yani. Gözlerin o kadar güzel ki değil mi? O gözlük. Teşekkür ederim, sağ olun. Şey yakışmıyor onun gözlerine gözlüğü. Yakışmıyor. Çok gençsin, çok güzelsin. Her şeyin bitmesinde yani bu işte Kur'an-ı Kerim'de de yazıyor. Her şeyde bir hayır, hayır vardır. Hayır vardır, gerçekten. Evet. Evet, aynen her öyle. Her şerde bir hayır vardır. Bakalım Mevlam neyler, neylerse güzel eyler. Aynen. Zaman içerisinde göreceğiz. Amin sizi. İnşallah. Belki de çok daha hayırlı biri çıkacak, daha da mutlu olacaksınız, evlat sahibi olacaksınız. Tabii ki. İnşallah. Ama yeni bir hayat. Aynen öyle. Şöyle bir silkelenelim. Evet. Şöyle bir kendimize gelelim değil mi? Kendine gel. Sen kendine gel. Doğru. Yeni bir hayat doğru. Sürprizlerle dolu. Geçmiş geçmişte kalmıştır önümüze bakıyoruz. Tabii. Altınlara da bakıyoruz arada. Unutmuyoruz. Duruyorlar mı diye bir kontrol etmek ben lazım. Ben yanımda yani. Korkma ama ben de zaten ya yakınımda olduğuma göre ben de sıkıntı yok. Ben merak ediyorum. Sen rahat ol. Sen rahat ol da sıkıntı yok ki. Sen rahat ol da sıkıntı yok. Sizi tanıyalım. Benim de işte 6 çocuğum var. Allah başlasın. Adınızı öğrenebilir miyim? Nazlı Turan. Nazlı teyzeciğim. 6 evlat yetiştirmişsiniz. Oh ne güzel. Ne büyük gurur. Hepsi tabii işi gücü. Büyüdüler. Evet. Meslek sahibi oldular. Evlendiler ya da. 8 torun, 6 çocuk. 8 torun. Tabii. Oo ne güzel. Bayramlar falan çok şenlikli evet. Geçiyordu. Oh, hepsi oh, güzel vardı. Evde nasıl? Anneanne, hem anneannesin, sen babaannesin. Sen. Evet. Abi paranı yerinden. Kapat kız gözlerini. Bak nasıl sürmüş. Yeşil göz kalemi sürmüş. Kendinden bir çekirdek buradan. Sürme çekmiş gözlerine inandım yar sözlerine. Tamam peki. Yana geliyorum. Buyur canım. Canım. Vallahi bizim Yeliz'de ne varsa böyle bir anda hayran bıraktırıyor kendini herkese. Ondan sonra gelsin iltifatlar, gitsin iltifatlar. Buyur hayatım, bir tanem, dilim, tatlım, canım. Tanıyalım mı? İzleyicilerimiz bir tanısınlar bakalım. Ben Hamiyet.
İki tane kızım var. Allah üç tane torunum var. Allah. Üçü de kız. İki kız, beş tane kızım var ya. Beş kız mı? Yani iki kız, üç de torun, beş tane. Yani erkek evlat da tabii. Erkek çok evlat güzel yok, kız yok, evlat yok. Hepsi kız. Yok, erkek evladım yok. Eşim hayatta, çok mutluyum. Siz evlisiniz. Biz mutlu evliliğin sırlarını öğrenelim beraber. Ay evet. 42. 42 senelik evlisin. 42 senelik. Maşallah. Ya, maşallah. Ne eksik şimdi? Bu kadar boşanma oluyor ya. Acaba ne eksik? Hani son zamanlarda... Birbirlerine olan sevgi, saygı eksik. Mutlu aşk yoktur sevenler ateşi yürü. Onlar. Ben başka bir şey göremiyorum. Değil mi? Yaşadınız. Biz acısıyla genelde, tatlısıyla bugüne geldik. Yetinmeyi biliyoruz biz evet, her şeyde. Az da bildik, çoğu da bildik. Yoksa ben... hiç mi zor zamanınız olmadı? Olmasın olur mu? Olmasın olur mu? Kızımla bir gün Bakırköy'e gideceğiz. İstasyona gittik. Beraber Bakırköy'e gitsek dönüş paramız yok. Ay kıyamam. Ben istasyondan onu trene bindirdim. Geriye geldim. O tekrar döndü. Gerisi geriye geldi. Babamız akşam para getirdi. Biz öyle hayat yaşadık. Cebimiz dolu dolu olmadı hiçbir zaman. Her zaman yokluklarla yedik. Ya sizden öğreneceğimiz çok şey var. Evet. Değil mi? Artık sabır yok çünkü. Yok. Yanında oturuyor, soralım bakalım sabrı var mı bir şey? İki kuşak farklı işte. Kuşak farklı oturuyorlar yan evet, yana. Evet, bayağı hem de. Benim adım Azra, bir tane kardeşim var. Bu da annen galiba. Güveniyor musun annene evet, Azra? Evet, anneme söyle bakalım. Altınları kazanacak mı? Tebrik ediyorum. Kazanacak. Hepsini annem kazanacak. Bu arada hala, tabii yanında hala. Ben sonra saçlarını yaparım ben. Gelirsin hala saçlarımı yap diye. Eyvah eyvah. Yeliz, annesini favori gören Azra'yı halası neyle tehdit etti öyle? Tehdit var, tehdit yok. Tamam. Tehdit etmiyoruz. Altınları bozdurur ben seni koşuyorum. Ama o da bitecek. Altınlar da bitecek, gene gelecek. Bana da, Ece'ye de. Ece'ye de tabii canım. Azra kaç yaşındasın? 12 yaşındayım, 6. sınıfa gidiyorum. Borusan Otomotiv Zehra Nurhan Kocabıyık Ortaokulu'na gidiyorum. Bu nasıl bir okul? Şaşırdım ya bu. Ve 6B'ye kocaman selamlarımı gönderiyorum. Gel. Evet, yarışmacımız karşımızda. Bana geldi. Geldi Nurcan. Nurcan seni tanıyalım. Ben 39 yaşındayım. 38 dedim önce fark ettim Nurcan. Evet çünkü neden? Önce 38 dedim. Hayır ben hep küçük göstermeye. Hayır küçük göstermeye çalışmıyorum. Biz daha 39'u kabul şimdi, etmiyoruz. Yeni seneye. Alışmışım seneler geçtikçe sürekli 38 diyorum. Tamam, sonra da 40 olunca 45 olunca dersin ki 38 yaşındayken çok sordular. Hani kaç yaşındasın kaç yaşındasın artık dilime takılmış. Hep 38 diyorum. Belki 40'ım da bilemiyorum. Yok da artık bu kadar nefes yani. Söylemem. Saklıyorum tamam. Söyleme, tamam. Söylemesin. Ne varsa halıların altında tamam. Yavaş yavaş söyleme. Kenarlara böyle söylemesin. Söylemesin. Tamam. Nurcan Hanım söylemeyin vallahi yaşınızı. Zaten kadının yaşı erkeğin maaşı sorulmaz derler. Niye derler onu da anlamış değiliz ya. İki tane oğlum var. Allah bağışlasın. Birisi 9 yaşında, 4. sınıfa gidiyor. Birisi 3 yaşında. Maşallah. Siz Tekirdağ. Ben Tokat. Sadece Tokat. Tokatlıyız. Tekirdağ. Sadece Tokat. Tokat. Görümce Tokat. Elin Tekirdağ'da. Yani kökenimiz Tokat ama doğma büyüme İstanbul. Ne diyorsun rakibine? Rakibime ne diyorum? Normalde de büyük oğlumun. Gidiyorsunuz tabii, yemek yapıyorsunuz. Birbirinizin elinin lezzetini biliyorsunuz. Evet biliyoruz. Şimdi, ben kazanırım diyor musun mesela? Ben kazanırım. Ediyorum. O da bana birazcık herhalde şey geçer. Neden geçer? Çünkü büyük oğlumun cici annesi ve bir numaralı oğlu. İkinci oğluma gelince arasa süt annesi. Onların da haftaya sünneti var. Altın lazım. Ben de oğlum çocuklarıma takacak. Arzu da bana verecek. Dostluk başkalık. Tehdit var. Olmaz. Tehdit var. Ajitasyon var. Olur mu ama böyle? Ben çok dramatiktir. Birazdan ağlayabilirim de yani. Hemen bir drama sahnesi çekebiliriz. Arzu bitti. Artık biz bu sahneyi Ece'nin balesiyle. Önce biz balemizi, Ece bana bale öğretiyor. Ondan sonra da ayakkabılarımı çıkartıyorum. Artık kendin mi söyleyeceksin şarkıyı? Biz baleyi, biz balemizi yapıyoruz Ece ile. Ondan sonra da mutfağımıza gidiyoruz. Hadi bakalım başla, nasıl yapıyordun? Yeni
dakika içerisinde en zor yemeği bile yaparım diyor musunuz? Yaparım. Yaparım. Hazır mısınız? Hazırız. Kaldırıyorum. Alacağım altınlarımı. Tokat, Tekirdağ karşı efendim. Kesme tahtası olmadığı için mi böyle doğruyorsun? Yok, yoksa ben genelde evde de bu şekilde yaparım. Marifet tahtayı da eli de kullanabilmektir. Ben ikisine de çok iyiyim. Bakalım nasıl oldu? İğrenç oldu, iğrenç. Bu ne kadar yağlı şey. Ay. Bana mı dedin? Bakar mısın? Seninki nerede? Bende yağ yok. Çünkü yağ gerek yok. Hazır mısınız efendim? Hazırız, hazırız. İki yarışmacımız da hazır olduklarını söylediler. Ancak Nurcan Hanım mutfak önlüğü ve şef şapkasıyla yarışmaya daha konsantre sanki. Sağ köşede gülen yüzüyle Nurcan, sol köşede yine gülen yüzüyle Arzu. Gelin görümce yarışacaklar. Peki Yeliz. Sağlam. Bize ne yemek gerçek yaptıracaksın? Evet, Yeliz bize ne yemek yapacak? Malzemelerimizin şu anda bir kısmı görünüyor sadece. Hemen söylüyorum. Şu anda maydanoz, pirinç, kıyma, soğan, salça, tuz ve birkaç baharat var yağla birlikte. Her biraz tahminim var. Mesela ne olabilir? Kadın budu gibi geldi bana. Kadın budu mu? Nereden çıktı ya bu kadın budu? Kadın budu köfte olabilir, pirinçli köfte olabilir. Onun haricinde sulu köfte. Sulu köfte olabilir, sebzeyle, farklı bir şeylerle karışık. Bulamadık. Bilemediniz hanımlar, yapacağınız yemeğin tüm malzemelerini hele bir görün, o zaman tahminlerinizi bir kez daha alacağız. Her yemeği şu anda ne söylesem 20 dakika süreniz olacak. 20 dakika içerisinde en zor yemeği bile yaparım diyor musunuz? Yaparım. Yaparım. Bu kadar da açık söylüyorum. Yaparım. Yaparım bilirsin, deliyim, gözü kara deliyim, yakarım Roma'yı da yakarım. Evet. Açıklıyorum o zaman. Bu malzemelerle siz sulu köfte ya da kadın budu köfte diye tahminleriniz oldu. Evet. Değil mi? Asıl ana malzememiz burada. Ana kraliçemiz burada efendim. Malzemelerin kraliçesi. Çok da severim kendisini. Özellikle sevdiğim bir şey seçtim sonunda yemek için. Hazır mısınız? Hazırız. Kaldırıyorum. Bu kadar da basit bir şey. Göreceğiz bakalım efendim. Lahana sarması yapacak bu güzel hanımlar. Evet, lahana sarması için 20 dakika süreniz var. Biraz sonra düdüğümü düttürdükten sonra 20 dakikanız var. Hazır mısınız? Öncelikle ne düşünüyorsunuz yemekle ilgili? Zor kime zor. Vallahi o kadar da zor bir yemek. Bunu belime bağlayayım iyice. İyice şey olayım yani, iyice böyle. Aynen aşkıdınmış kıdım. Ne düşünüyorsunuz? Yeliz, öyle bir soru sordun ki yarışmacılarımız bir an dondu kaldı. Onlar beline bağladığın örtü için fikirlerini soruyorsun sandılar. Yemek için? Evet. Yemek yapabileceğimiz bir yemek değil yani. Ya, ufak bir moral bozukluğu oldu mu? Hani yapar mıyım, yapamaz mıyım? 20 dakikada 30 tane lahana sarmak. Ben haşlanmalı. Biz tokatlı olduğumuz için yaprak sarmasını evet daha çok yapıyoruz. Hani annem onu da yapıyor ama ben pek lahana sarmasını pek sevmiyorum. Sevmiyorsun. Açıkçası etli yemekleri sevmiyoruz. Hı-hı. Etli lahana sarması. Ama yaparım diyor musun? Yaparım. Yine hala iddianı sürdürüyor musun? Birinci olma iddianı. Alacağım altınlarımı. Peki ben de yaparım. Sıkıntı yok. Tokat, Tekirdağ karşı efendim. Hazırsanız başlıyoruz. Malzemeleriniz bu arada. Mesela kesme tahtanız tek. Bıçağınız iki tane. Ama tencerenizi, kesme tahtanızı, her şeyinizi kendiniz bulacaksınız. İlk önce elini atan kazanır. En büyük kim? Hadi bakalım kolay gelsin. Ama pirinci niye döktü kendisi de şu anda bilmiyor bence sevgili hanımlar. Her yiğidin bir yoğurt yiyişi, her hanımın bir yemek pişirişi vardır Yeliz. Nurcan Hanım pirinci önceden yıkamaya niyetlenmiş olabilir. Dikkat ediyoruz bu arada. Tabii güvenliğimize dikkat ediyoruz. Soğanları doğrarken, acele ederken. Ellerimiz temiz, aklımızda bir tamam, şey. Tamam, ellerimizi yıkadık zaten izleyicilerimize evet buradan söyleyelim. Ellerimiz yıkandı. Aynen öyle. Başladık. Aynı mutfakta iki kadın nasıl yapacaklar ve hangisi kazanacak? İyi mi soğanların şeyleri, büyüklüğü? Evet, gayet iyi. Aslında daha ufak doğranabilir. Ben çok fazla dolmanın içi büyük sevmiyorum demesinler ama. Demesinler sonra dolmanın içinde tadarken jüri üyeleri. Ya bu şeyler, soğanlar dilimize geliyor, biraz büyük olmuş. Demezler. Aa, o kadar da artık armudun sapını, üzümün çöpünü karıştırmayacaklar tamam, canım. Tamam, peki. Üzümün çöpüne, armudun sapına, ne talipleri harcadım, koydum kapına. Mis gibi.
bir yemek koydu evet. Önlerine ona bakacaklar. Sağ köşedeki yarışmacımız Nurcan. Soğanları bir hamleyle eline aldı. Eski usul annemin usulü bu. Tabii kesme tahtası olmadığı için mi böyle doğruyorsun? Yoksa ben genelde evde de bu şekilde yaparım. Kesme tahtasıyla fazla... Zaten kesme tahtasıyla doğramıyorum. Uğraşmıyorum öyle yani. Diyor. Bence bu bir marifettir. Oo, görümce Nurcan Hanım ilk nispet hatanı yaptı bile. Bakalım gelin Arzu Hanım karşılık verecek mi? Marifet elinde yapmaktır. Marifet tahtayı da elinde kullanabilmektir. Ben ikisine de çok iyiyim. Ben kullanıyorum ama genelde hep elimle yaparım. Böyle gözlerin çok daha az yanıyor. Ben o yüzden genelde tahtayı kullanmayı her zaman tercih ediyorum. Bir şey soracağım. Önce içini mi hazırlamak istiyorsunuz? Bu arada size yine de sunucu olarak vicdanen dayanamadım. Ufak bir hatırlatmada bulunayım dedim. Hemen ben lahanalarımı haşlayacağım. Bu arada sıcak sularımızı çünkü artık o vakti size vermek için biz sıcak sularımızı ekip olarak bu tencerelere koyduk. Sıcak su bizden. Şu tahta da şurada boşuna duruyor yani. Evet, biraz sonra lazım bana. Bekleyeceksin canım. Ama bu arada alabilirsin istersen. Öyle mi? Tabii. Alamazsın dedi bana. Ama onu siz kendi aranızda halledeceksiniz bilmiyorum. Ama izin vermedi işte. Duruyor. Ben dedi aldım önce. Önce benimdir dedi. Onu kendi aranızda çözmeniz lazım. Onu biraz önce benim ellerim de yine yapıyor zaten. Gerek yok canım. Biraz önce laf söylemeden önce söyleyecektim. Öyle mi? Evet. Arzu Hanım görümce sadece görümce değildir. Onun aynı zamanda anne, baba ve diğer akrabalar olduğunu unutmayın deriz biz. Sen yaptın süre bana. Süre işliyor bu arada hanımların ama merak etmeyin hem çeneleri işliyor hanımların hem de elleri işliyor. Hiç merak bir yandan, etmeyin. Evet değil bir yandan ona. Orada lahanalar çıktı, maydanozlar soyuldu. Şimdi Nurcan da lahanasına geçti. Biz her zaman öyleyiz. Hep mutfağa aman girdiğimizde dikkat, aman dikkat. Çenemiz çalışır. Aman dikkat. Vallahi ben daha ilk defa şunu da alabilir miyim? Lahana. Çiğ de çok sağ dolması ol. Dolması yapıyorum. En güzel bayılırım çiğ. Çok fazla. Özellikle zayıflamak isteyen hanımlar. Diyet esnasında da ben senin gibi maydanozun saplarını ayıklamayacağım. Çünkü asıl faydası sapında. Olabilir. Yaprağı, ben ağızlarına... ağacın yaprağı gibi. Jüriyi de düşündüm. Şimdi ağızlarına jüriyesi, gelirse şey derse o saplar ağızlarına göz alıyor musunuz? Tabii ki. Her şeyin sonuçta bir görsel yanı da var ama görsellik yanında biraz da sağlığa bakmak lazım değil mi? Tabii malum canım. Artık günümüz Türkiye'sinde, günümüz dünyasında hiçbir şey doğal değil. Hiçbir şey organik değil. Organik olduğunu düşündüğümüz, aldığımız şeylerin bile sonradan organik olmadığını öğrenince üzülüyoruz. Ha işte ise elimizdeki imkanı değerlendirelim. Bu arada ben onunla uğraşırken sen her şeyi bilen senden daha çok şey bilen var. Ara sıra en tahtından iki bir ikimizi de yakar. Tabii tabii onunla uğraşırken lahanalar girdi. Evet. Arzu'nun lahanaları şimdi sıcak suda. Nurcan da ayıkladı. Sevgili Nurcan'cığım. Arzu Hanım yer ver. Buyurun. Kaplama canım ocağı. Kaplama ocağı dedi. Duydunuz mu? Bilmiyorum ama ağır bir kelime kullandım. Bu arada Güneydoğu'da da lahana dolmasına, etli lahana sarmasının altına kemikler koyarlar. Kemikle pişirirler. O da yine çok lezzetli olur. Ne yaptınız Nurcan Hanım? Kırmızı pul biberi biraz fazla koydunuz sanki sarma harcının içine. Yanım kavrulacak jüri üyelerimiz. Ne durumda? İkisi de iki yarışmacımız da şu anda lahanalarını kaynayan suyun içerisine bıraktılar. Aa senin soğanların orada duruyordu. Ben de oraya attım çöplük diye. İç hazırlanıyor. Şimdi Arzu yeni başlıyor dolmanın içini hazırlamaya. Biraz daha yol aldı. Kaç dakika süremiz var acaba? Acaba kaç dakikayı geride bıraktık? Dakikalar bitmesin, saati durdurun. Bitsin, sakıntı biraz yok. Biraz atsam mı acaba? Pirinçleri yıkadın mı? Evet, yıkadım canım. Ya, gördüm. Birbirlerini de bu arada kontrol ediyorlar yalnız. Yıkamadan olmaz. Gittiğinizde mesela Arzu'ya gittim. Evet. Hiç oldu mu böyle sevmediği bir yemeği? Arzu yani sevmediğin, senin sevmediğin lezzetli bir yemek oldu mu? Benim sevmediğim hiçbir şey yapmamıştı şimdiye kadar sağ olsun. Hani beğenmezsen ya da öyle söyleyeyim misafirliğe gittiğinde beğenmezsen ne yaparsın? Söyler misin yemeğini? Söylerim, yemem. Yani ben bundan hiç yemedim, yemiyorum da diyebilirim. Hatırlıyorum bir kere gelmiştim. Nohut mu vardı kız? Hayır, Brüksel lahanası vardı. Brüksel lahanası. Yo, onu çok sevmiştim kız. İşte çok sevmiştin. Hatta birkaç tabak yemiştin. Evet. Bu arada heyecan dorukta çünkü 10 dakikası kaldı yarışmacılarımızın. Acaba 10 dakika içerisinde kaç tane dolma sarabilecekler? İç hazır burada.
yoğrulmamış Arzu'nun içi de hazır. Orada bir yoğurasım geldi ya. Yardım etmiyoruz yasak ama yardım edemiyorum Arzu maalesef sana. Biraz acele etmen gerekiyor. Hadi, 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 hadi. Acaba hanginiz yemeğini daha çok deneyecekler? Hazır. Sonra şey yapmak yok değil mi? Bozulmak ya. Olur ya yani. Sonuçta akrabasınız, komşusunuz ama birinizin yemeği daha çok beğenilecek. Bu sizde bir stres yaratmıyor mu az da olsa? Alabilir miyim Nurcan Hanım? Deneyecek mi? Beni niye oyalıyorsun? Gidip alabilirsin. Ben bu senden arada, evet, istedim. Rakibinden malzeme istiyor. Rakibi de veriyor. Nurcan Hanım, gelininiz Arzu Hanım eldiven kullanırken siz yemeği çıplak elle yapmayı tercih ettiniz. Var mı bir nedeni? Ben elimin lezzeti geçsin istiyorum. Evet, bu arada iyilik yaptım yani sana. Biri tabağı sen kapmışsın yalnız. Evet, sorun değil. Ben buldum ilk başta zaten onu. Şunları şöyle kaldırmam lazım. Yandan da toplanıyor. Lahanalar, evet, içimiz hazır. Lahanalarımız orada sıcak suda bekliyor. Bakalım sarma olaylarını görmek istiyorum. Tencereleriniz hanımlar, bence seçin. Ben aldım bak, benim bu. Sakın alayım deme Arzu. Hay Allah'ım yarabbim. Nurcan çevik bir hareketle tenceresini kaptı geldi. Bu yarışmanın sonucunu ben de çok merak ediyorum efendim. Kısacası nasıl olacak? Ay keşke yaprak sarması olsaydı ben. Yaprak sarmasına daha mı iyisin? Aa, ama yıllardır. Hatta onu sarmak daha zordur bir... değil mi yaprak sarmasını? Hangisi zor? Yaprak sarmasını sarmak. Yaprak sarma daha... bence daha kolay. Daha mı kolay? Daha kolay. Gelin görümce yaprak sarmanın daha kolay yapıldığı konusunda anlaştılar. Bir alkışla kutlayalım bu güzel anı. Umarız böyle devam ederler. Biz kocaman attık. Kocaman. Çok komik silahı. Jüri üyelerinin şeylerine karışmıyoruz. Bir de jüri üyelerimizin gözleri bantta olacağı için bir haksızlık durumunu bak Arzu, geçmek için yaptınız. Yardım ediyorum. Lahanan dışarıda kalmış. Gördün mü? Çok teşekkür ederim hayatım. Rica ederim. Rahmet oldu sana. Evet hanımlar, gittikçe kısalıyor vaktiniz. Bakalım 20 dakika içerisinde yarışmacılarımız lezzetli etli lahana sarmasını kaç tane saracaklar ve jürimiz hangisini seçecek? Evet, lahanalar çıktı sıcak sıcak. Sağ köşedeki gülen yüzümüz, yarışmacımız başladı lan. Çok sıcak. Nasıl olacak peki? Evet, çok zor olacak. Eldiven ve ben ilk defa yapıyorum. Eldiven mi taksan acaba? Evet, süremiz gittikçe azalıyor. Bakalım 20 tane... yapabilecek mi yarışmacılarımız? 2, 4, 5, 6, 7, 8 tane yapmış Nurcan. Arzu'ya bakıyorum. 2, 4, 6, 8 tane var şu anda. Başa baş gidiyorlar. Süreleri de azaldı. Arzucuğum, 20 tane bekliyoruz. Ben de üzülüyordum. Benden önce başladı. Kim bilir ne kadar sardı. Ama sayımız aynıymış. Evet canım. O yüzden seviniyorum. Sonuçta hepimiz aynı hızla yapıyoruz dostum. Sıkıntı yok. 4 dakikamız kaldı. 2, 4, 5, 8, 11, 13, 14'te. Bakıyorum. Kaç oldu? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Kafa kafaya gidiyorlar. Vallahi kafa kafaya gidiyorlar. 14 tane. Yaklaşık eğer yanlış saymadıysam 14, 15 tane de Arzu da var. Arzu ve Nurcan gelin görümce bakalım beşi bir yerdelerin sahibi hangisi olacak? Son 4 dakika artık. Kim kazanırsa kazansın. Olabilir şu anda. Dostluk kazanacak. Önemli onu. Tabii. Efendim yarışmamızın temel amacı da o. Kim kazanırsa kazansın, dostluklar baki kalsın. Bırak hadi bakalım de. Son dakikalara giriyoruz. Sağ köşedeki yarışmacımız gerçekten kafa kafaya ilerliyorlar şu anda. Sol köşede bir hışımla bıraktı dolmayı, ikinci dolmaya geçti. Dolana, ay dolana, dolana, gün dolana, şirin canım veririm bana yari bulana. Son iki dakikadayız. Kaç tane oldu? Saymadım. Bakalım sayalım. Bak sessiz sessiz sayıyor, görüyor musun Arzu? Evet, bu zaten 20 olmuş. Eyvah, şanım gürüsün. Arzu bana ver, yaptığını senin fazla olmuş. Şekillere bak Allah'ım, yarabbim ne düşecek. Evet, burası da 20. Hanımlar isterseniz bırakabilirsiniz son bir dakikanın içerisindeyken. 20 tane lahana dolması bakalım nasıl oldu. Hanımlar 20 adet lahana sarmasını tamamladılar. Şimdi sıra pişirmeye geldi. Ancak acele etmeleri gerekiyor. Evet, son bir dakikanız. Bence ocağa gitseniz
iyi edersiniz. Hadi o zaman, ne duruyoruz? Yürü o zaman, ne bekliyoruz? Yani bırakın dedim ama duymadılar beni. Çünkü son bir dakika masada pişmeyecek, ocakta pişecek. Evet. Hızlı bir şekilde şimdi ocağa koymamız ocağa gerekiyor. Koyuyorum. Üstüne su ekledi Arzu. Evet. Sadece suyla pişiriyorsun. Hayır, biraz da yağ dökeceğim. Yettin artık. Telaşlanma Arap, telaşlanma. Yaptım. Biraz da sıvı yağ ekleyeceğim üzerine. O kadar, evet. Başka bir şey koymama gerek yok. Üzerine su koydu ve sıvı yağ koyacak Arzu'nun. Tekniği böyle. Nurcan da su koydu. Sıvı yağ ekliyorsun üzerine. Evet. Salça koymuyorsunuz. Yağ koyuyorsunuz sadece. Üzerine su koydu ve sıvı yağ koyacak Arzu'nun. Tekniği böyle. Nurcan da su koydu. Sıvı yağ ekliyorsun üzerine. Evet. Salça koymuyorsunuz. Yağ koyuyorsunuz sadece. Kapaklarını kapatalım. Süremiz de bitti. Tencerem burada. Kapağım. Arzu'cum tebrik ederim canım. Ben de seni tebrik ederim şekerim. Ellerini bari çıkar. Önemli olan dostluk kazansın. Çöplerimizi 20 dolmayı 20 dakika içerisinde efendim hem kaynattılar hem sardılar. Tebrik ediyoruz. Biraz sonra inşallah bu takdiri de jüriden görürüz. Temizlik zamanında ben genelde ben gider, ben kaçar bir gideyim içeride jürilerimizle. Neler yapıyorlar, neler diyor. Biraz inşallah ben bunu yerim ben. Temizlik esnasında bıraktım efendim. Ben de tam ruj sürecektim. Ruj mu sürecektin? Evet. Gitmiş bir rujdun andan. Evet gitmiş. Ben sürerim. Ben seni bekliyorum zaten. Vallahi Yeliz gibi alçak gönüllü bir sunucu bulmak çok zor. Şimdi de kalktı hiç üşenmeden ablaya makyaj yapıyor. Pembe gönlüm sende. Ağlık yapıyorum. Güzelleşti. Evet, Alemcan güzel görsün akşam. Güzelim hep beraber gülelim. Çendimizden geçelim. Öğrenelim. Siz geç kalmışsınız öğrenmek için. Evet, o yüzden mi kaybettik acaba bazı şeyleri? Bir hava attınız gibi geldi bize sanki. Ben 19 yaşında evlendim. Maşallah. 42 senelik evlisin. 42 senelik evli. Yaşlı çıktı ortaya. Evet, çıksın. Maşallah. Çıksın, önemli değil. Hiç önemli değil, değil mi? Gencim, güzelim, seni üzelim. Her yaşın kendine özel. O kadar yaş almıştık var. Biz daha o yaşlara geleceğiz. Allah'ın uzun ömür verir. Amin. Cümlesine. Hepimize inşallah. Burada sessizce sakin. Ne yapıyorsun? Şampu işliyorum tablo. Bu sert bir... Bu nedir? Şey İran'dan. Koblen. Koblen. Bu resmin üstüne. Bu evet. Zaten resim var. Evet. Resim üstüne işliyorsunuz. Evet. Rengine göre. Rengine. Nasıl oluyor bana öğretseniz mesela. Bir marifet kazandırın da gönderin ya beni burada. Dikmesini gülmez. Gülüm morikatinam. Getirdik yayım. Ne kadar sürer bunu mesela günde? Diyelim ki 2-3 saat elinize aldınız. Ne kadar sürer bunu yapmak? Yine bir 2-3 ay sürer herhalde. Sürer çünkü ipini bulamıyorsun. Çünkü iplerinin şeyini aynı rengini bulamıyorsun. Arıyorsun haliyle. Hani sipariş çok veriyorsun, bakman geliyor. Gerekiyor. Bayağı zor. Ama bittiği zaman işte gördüğünüz gibi çok güzel duruyor. Hanımlar siz burada goblen üzerine konuşa durun. Biz mutfağa doğru bir uzanalım. Az önceki gelin görümce dayanışması atışmaya dönmüş sanki. Bu ne kadar yağlı bir sarma işi. Ay. Bana mı dedin? Bakar mısın? Seninki nerede? Bende yağ yok. Çünkü yağ gerek yok. De hadi yağ de. Her şey bir bahane dedim o yâre. Olabilir. Yağ gerek yok. Ben öyle seviyorum. Jüri değerlendirmeyi yaparken mutlaka bunu da görsün. Ona göre değerlendirsin. Öyle mi? Ay. Seninkilerin de şekillerine bakacaklar canım. Şekili bırakacaksın. Lezzete bakacaksın. Benim de lezzetim önemli var. Önemli olan tadı. Sadece senin değil. Benim de lezzetim var. Evinin lezzeti geçti ona. Hamiyet abla, bunca yıllık evliliğin tecrübesiyle eşinden yeni boşanan Nurdan'a tavsiyeleriniz olacak mı? Ben evlenmesini tavsiye ederim. Bir hayat yalnız başına geçmez. Gel sen ne de aynı sahneye. Bence evlenmeliyiz hem de bu sene.
fikrine uyan biri çıkarsa karşısına, zevkleri birleşirse evlensinler de. Yeniden evlensin. Evet. Yani bu saatten sonra da iyice düşünüp taşınmak lazım. Çünkü en güzel günlerini onunla yaşıyorsun, onunla geçiriyorsun. Artık yaş ilerliyor malum. O güzel günler geride kalıyor. Geriye baktığında diyorsun ki hani ben ne için emek vermişim? Emeklerim nereye gitti diyorsun. Tabii ki haliyle üzülüyorsun yani. Ama bitti gitti ya. Geçti yani. İnşallah o da izler bu programı da görür. Onunla ilgili neler söyledi. Hanımlar, hanımlar. Siz sohbeti koyulttunuz. Her şeyi unuttunuz. Mutfakta olay var, olay. Arzu! Ben kıymayı kaymayı unuttum. Gerek yok galip belli diye. Bir kere ana yemeğin ana malzemesini unuttun. Hayır, hayır, göz yaşına da hayır. İnanmıyorum sana. İnanmıyorum sana. Çağır, çağır da duysunlar marifetini. Yeliz! Efendim. Canım Yeliz. Gel gel. Neler oldu neler? Neler oldu neler? Ne oldu? Kameraman arkadaşlarıma ne oldu? İyi misiniz arkadaşlar? Herkes iyi. Başka bir şey olmadı. Onlara. Ne oldu? Yemek yanmadı. Yanma süresinde de değil. Kıymalara bir bakar mısın? Beraber mi kullandınız kıymaları? Hayır, hayır. Kullanmayı unuttum. Etli yani, lahana sarmasına. Artık sade bir lahana sarması. Ben eti çok sevmiyorum. Ondan unuttum çünkü. Oo. Evet, hiç etli sarma hiçbir zaman yapmadım, yapmam da. Şimdi şöyle yapıyoruz içeride. Bu emek boşa gitmesin diye içeri girdiğimiz zaman jüri üyelerine bir konuğumuz etli yaptı, diğer yarışmacımız da etsiz yaptı. Hangisini beğendiniz? Tamam, merak etmeyin. Arkamda Yeliz var dedim. Rahat olun. Korkmuyorum. Şimdi lahanalar sarısı, ben gidiyorum içeriye. Peki, tamam. Artık gidiyorum. Neler yapılıyor bu beş çaylarında falan toplanıyorsunuz? Sesi güzel olan var mı? Şarkılar, türküler açılıyor mu? Efendim boşuna dememişler ateş düştüğü yeri yakar diye. Nurcan Hanım mutfakta karalar bağlasın, jüri üyelerimiz salonda vur patlasın, çal oynasın. Gönlümün gözü çıksın, gönlümün gözü çıksın, sevme sevdiğime am olasan öner, paşam olasan öner, yetim kılarsan öner, benim olasan öner. Ali amca duymasın Ömer. Ömer mi? Doğru ya Ali amca. Aa, ben şey zaten bir anda üstüne bastıra bastıra ağam olasan Ömer falan deyince dedim ben Ali amcanın adı Ömer mi? Yolda türkünün arkası geldi. Evet olmayacak. Bu arada sizin içerideki kızlar ne yaptı merak ediyor musunuz? Söyle. Ay çok merak ediyorum. İçeride ne yaptılar, ne ettiler, birbirine girdiler mi? Ne ettiklerini şöyle bir telaş oldu. Arada bir bana bir kalça attılar. Bir devrilme tehlikesi falan geçirdim mutfakta. O onu yakalamaya çalışıyor, onu yakalamaya çalışıyor. Kendilerine etli lahana sarması yaptırdık. Nasıl yapmışlardır acaba? Ama şimdi ikisinin de elinin lezzetini aşağı yukarı biliyorsunuz. Şöyle bir tahmin etseniz. Hangisi daha lezzetli yapmıştır? Valla ben de biliyorum. Yani hani Nurcan da çok güzel lezzetli yemekler yapıyor ama Arzu da güzel şeyler yapıyor. Yani tam olarak şu an nasıl bir şey yapacağımı bilmiyorum. Güzel Nurcan da yapıyor. Ama en güzel ben yaparım diyorsun. Bu ne memnuniyetsizlik yahu. Şimdi etli lahana sarması yiyeceğiz. Tabii onlar tabii çok heyecanlılar. Ocağı da koydular. Mutfağı temizlediler. Ben sizi alayım. İçeriye götüreyim. Sonra gözlerinizi bağlayacağım. Tek tek getireceğim buraya. Finale geçiyoruz. Yemeklerin tadına bakıyoruz. Hadi bakalım. Hadi. Tey. Hadi. Halı eşliğine gidiyoruz içeriye. Allah'ım olasın Ömer, paşam olasın Ömer, yetim kalasın. Artık günün sonuna geldik. Elimde iki tane tabak var. Kaldırıyorum şu anda.
Mutfakta asayiş Berkeman kimse yok. Jüriyelerini içeriye götürdüm. Yarışmacılar da herhalde gidiniyorlar zannediyorum. Kim şöyle? Bu Arzu'nun yemeğinde. Yeliz bir ön bilgi olarak yemekleri kontrol ediyor. Nurcan Hanım lahana sarmasını etsiz yapınca Arzu Hanım avantaj yakaladı haliyle. Güzel pişmiş. Şu anda güzel pişmiş. Görüne bakalım. Duymasınlar jüriyeler. İçinde kıyma olmayan etli lahana sarması. Duymazlar Yeliz. Sen söylemezsen biz hiç söylemeyiz. Ser veririz, sır vermeyiz. Bol pirinçli etli lahana sarmasını koyacağız bakalım jürinin önüne. Çünkü kıymayı unuttular. Niye sessiz konuşuyorum? Jürinin bunu duymaması lazım. O zaman hangisini yemeği tahmin edebilir. Ona göre haksızlık olmasın diye. Aslında bir haksızlık olmayacak. Eğer et olmadığını fark ederlerse ki ben fark ederdim. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama önüme böyle bir lahana sarması gelse ve etli lahana sarması hadi buna oy ver deseler ben fark ederdim. Siz de fark ederdiniz. Arzu! Ev sahibini çağıralım bakalım. Arzu Hanım. Buyurun, sizi alalım. Geldim. Şöyle bir sen gelmeden önce kontrol ettim. Baktım böyle hafif ne durumda diye. Güzel pişmiş görünüyor ikisi de. Altınları kazanırsan ne yapacaksın? Harcayacağım. Harcayacak mısın? Tabii canım. Birikim yapmak yok mu? Aman ne yapacağım? 3 tane 5 tane altın var. İşin isterse? İşim istemez. Eşim böyle mi? Bir şeyde benim emeğimin gerçekten geçtiğini mi düşünür. Kesinlikle güle güle. Ne güzel. Harika. Hani beyler sonuçta evet, bizim hani. Yok. Buradan da ona çok kese, çok selamlarını sevgilerini gönderiyorum. Selamları sevgilerini gönder. Alışverişte yiyeceğini söyle. Söyle. Taktırmayalım. Önce yağlayalım kapıları. Adını. Hakan. Hakan abi. Gitti beşi bir yerdeler. Canım sağ olsun. Kazanırsa. Alışverişte diyor. Vay adama da bir takım elbise al. Alırım canım. Bir alır gömlek. Mısın? Yok. Bir gömlek. Bir gömlek olmaz. Bir gömlek alırız. Takım elbise olursa pahalı olur. Bir gömlek. Evet evet. Çocuklarla bir gezme tozuna. Tabii canım bir güzel bir yemek. Keyfime bakacağım. Keyfime deriz. Bakarım. Birikim yapmayacağım. Kıyafet alırım. Ayakkabılar alırım. Çocuklarımı gezdiririm. İhtiyacımız var. Siz nasıl evet, mutlu olacaksınız evet. Ona harcayayım. Aynen her öyle. Her an sizin de evinize gelebiliriz. Başlamayı unutmayın. Komşularınızla beraber. Ve bu zevki bende. Evet bu heyecanı yaşayın. Vallahi heyecanı. Ben de sizin kadar heyecanlıyım aynen. Şu anda. Çok güzel. Yüzün gülüyor. Sizi tanıdım. Gerçekten çok ben mutluyum. Ben de çok sevindim. Ben de çok yani mutlu oldum. Yani ekranlardan göründüğünden çok daha sıcak, çok daha candan bir insansınız. İnşallah yolunuz açık olsun. Hep böyle utandım. Devam edin. Gerçekten doğruları utandım. Söylüyorum. Çok teşekkür gerçekten. Ederim. Gerçekten. Şimdi rakibini çağırayım Nurcan'a. Tabii ki. Arzu Hanım'ın keyfi yerinde. Bakalım lahana sarmasına kıyma koymayı unutan Nurcan Hanım'ın morali nasıl? Ya böyle olmadı. Elinde biri gibi şu boya bak ya. Hocam, Allah aşkına dur şu ya. Kaloriferin üzerine oturayım. Psikolojimi bozuyorsun. Zaten kısayım. Buyurun. Nasıl oldu bu? Bence tam oldu. On numara oldu. Aynen öyle. Şeyin yok mu? Ufacık da olsa bir moral bozukluğun hani... Sonuçta yemeğin en önemli malzemesi. Biz tabii içeriye götüreceğiz de etli lahana sarması diyeceğiz. Anlayacaklar mı? İnşallah anlamazlar diyorum ama. Anlamazlar. Üzüldüm. Anlamama ihtimalleri var mı? Anlamazlar inşallah. Aslında hayır. Şu anda tabii yemekle ilgili çok önemli bir şey unuttu. Bir hata yaptı. Yarışma için çok önemli bir hataydı. Nurcan ama aslında bakıyorsun ne kadar da pozitif. Öyleyim. Ama olursa tabii ki bu ara çok ihtiyacın olduğunu da biliyorum. Çünkü yakında bir düğün yapacaksın. Evet maalesef. Biraz hayatına da ilgili galiba evet, maddi evet. Sorunlar mı var bu arada? Evet borçlarımız çok. Eşimin iş yeri vardı. İflas etti. Yapma. Ondan sonra biz bittik. Yani evet. O yüzden borç çok. Borçlarımız çok ödeyemiyoruz. Ancak şu an bir tanesini ödüyoruz. Mesela... 10 yere belki tam olarak ezberimde yok. Çünkü ödemeyi düşünmediğimiz için, şu an düşünmediğimiz yani, için onun planını yapamıyoruz, sayamıyoruz da nereye ne kadar moralimizi bozmamak için. Şu an daha bir tanesini ancak ödeyebiliyoruz. O da 2 yıldır ödüyoruz. Daha hala bitmedi. İnşallah bu yıl bitecek ve ondan sonra öbürlerine başlayacağız. Tabii gördüğün, yaşadığın bir şeylerden geri kalmak, kısıtlanmak. Tabii canım. En önemli şey çocuklar. Çocuklar için. Ben kendim için pek bir şey almayı düşünmüyorum. Mesela görsem de bir vitrinde bir şey yani istesem de aman diyorum alsam da olur, almasam da olur. Yani bir şekilde unutuyorum ama çocuklar bir şey istediği zaman alamadığın zaman o çok koyuyor adama yani üzülüyorsun. Ağladığım bile olmuştur yani. Çocuklar bir şey istediği zaman gördüğünde mesela ağladığım, sinirle eve girdiğim, zırıl zırıl ağlayarak, bağırarak, beddua ederek, kızarak bir şekilde şey yapıyoruz ama ne yapayım? Ondan sonra olduğu zaman hemen
şey yapıyorum ama alıyorum o istediğini. Nurcan Hanım, en kısa sürede borçlarınızı ödemenizi ve düzlüğe çıkmanızı temenni ediyoruz. Pozitifliğiniz ömür boyu sürsün inşallah. Tek hedefim, tek hayalim ev almak. Çünkü ev sahibim çok felaket bir kadın. Neden? Bir gün gecikse kapıya geliyor. Kavga çıkarıyor. Yani o yüzden uğraşamıyorum yani. Uğraşmak da istemiyorum. Tabii insanın kendine ait evi olması kadar. Güzel bir şey yok diye düşünüyorum yani. İnsanların bazen böyle bakıyorum camlardan dışarı baktığım zaman görüyorum. Allah'ım diyorum, benim de evim olacak mı kendime ait? Şöyle sıcacık oturayım, yayılayım, yatayım, kalkayım. Kendi istediğim gibi her şeyi yapayım. Yani kendime ait bir evim olsun. Çünkü şimdi biz evimiz biraz kötü, petekler falan olmadığı için orada oturamıyoruz. Kayınvalidemlerde kalıyoruz kışın. Çünkü eve geçtiğimiz zaman çocuklar üşüyor, soğuk, ısınmıyor. Ondan dolayı yani insan ne kadar da olsa aynı o evde, senin eşyaların orada. Misafir gibisin. Her şey istediğin gibi olmuyor yani. O yüzden Allah'ıma dua ediyorum, bir tane evim olsun. Başka bir şey istemiyorum. İnşallah. En çok istediğim o yani. Bu yarışmanın sana, bilmiyorum, işte en önemli malzemeyi unuttun ama tabii ki evet, elin lezzetini kattın, emeğini verdin, ihtiyacın da var. Bakalım sonunda ne olacak? İnşallah. Yani bizim müdahale edebildiğimiz bir şey var. Sadece şu anda jüri üyeleri karar verecek. Evet tabii, onların i̇nşallah kararına kalmış. Yardımcınız olsun çocuklarınızın, seninle, eşinle. Yani arzu da her karanlığın sonunda mutlaka bir aydınlık oluyor. Hepimiz belli belli sınavlardan geçiyoruz hayat içerisinde. Yani. Şu an izleyicilerimiz arasında kim bilir işte şifa bekleyen hastalar vardır. Tabii, benim ne babam kadar mahkumları vardır. Onu i̇şte çok rahatsız kanser hastası. Evet. Neler var? Borcu olan var. Allah'ım tabii, çok, yüce yarabbim. İnşallah. Tabii ki de. Evet. İsteyen herkese gönlüne göre nasip etsin. Amin, sıkıntıları sona ersin. Al, burada çok cümlesini. Şey yaptık. Çok ama dediğim gibi benim de olsa daha güzel. Arzu çok büyük sardı. Benimkiler kibar küçük. Oradan belki yırtabilirim. Artık günün sonuna geldik. Elimde iki tane tabak var. Kaldırıyorum şu anda. Artık günün sonuna geldik. Elimde iki tane tabak var. Kaldırıyorum şu anda. Yoruldunuz. Evet, heyecanlı yoruldum. Bir gün geçirdiniz. Evet. İyisiyle kötüsüyle bir günü atlattık. Çok şükür. Bir anı oldu sizin için de. Evet, güzel bir anı oldu. Evet. Sizlerle birlikte olmak güzeldi. Tabii bu kadar güzel şeyin üstüne bir de beşi bir yerde olsa hiç de fena olmaz değil tabii mi? Canım. Aynen öyle. Ay ben alacağım. Bakalım. Benim. Hadi bakalım. O zaman siz şimdi kendi aranızda konuşmaya devam edin. Ben gelene kadar ilk jürimizi getiriyorum. Fakat jürimiz geldikten sonra yemeklerin tadına bakarken yorum yapmıyorsunuz. Kaş göz. Onları yapabilirsiniz. Zaten jürimiz görmeyecek. Biz önlemimizi aldık efendim. Tamam efendim. Ama kendinize kaş göz yapabilirsiniz kendinize. Şimdi sizi baş başa bırakıyorum. Bu arada konuşabilirsiniz. Ben hemen ilk jürimize de dönüyorum. Saman gibi olmuş. Ne baharatı var, ne tadı var, ne tuzu var. Hiç beğenmedim. Gel sarışın gel. Gel sana aşığım. Servisimi yapıyorum. Yap bakalım. Şimdi. Birinci tabağımız. Önünde. İlk lokmayı koydum. Jüri üyemiz Hamiyet abla Yeliz'in elinden Arzu Hanım'ın lahana sarmasını tatmak üzere. Bu ne biçim yemek? Saman gibi olmuş. Ne baharatı var, ne tadı var, ne tuzu var. Hiç beğenmedim. Hiç beğenmedim. Bir su içemedim. Bir tane daha vereyim mi? Bilmem. Bir tane daha vereyim aynısından. Bilmem. Aynısına dayanabilir misin? Yoksa diğerine geçeyim. Güzel koptu. Sinir krizi geçiriyorlar şu anda. Gülmeye verdiler kendilerine. Bilmiyorum. Bir daha yemek ister misin emin olmak için? Yerim. Kendim yiyeyim. Hamiyet ablanın sert eleştirisi bizi de kahkahaya boğdu. Ömrüne ömür katasın. İlahi Hamiyet abla. Bunu kocasının önüne koysa.
Kocası kapıdan dışarıya tencere tepki kapalı aşağıya. Aç teyzem, kurban olurum, aç. Nalar da pek pişmemiş. Aynı lezzet mi? Aynı tat mı? Aynı. Hala kararlısın. Aynı tat, hiç evet. Değişmedi. Bir numara. Şimdi bir su içmeni istiyorum senden. Ne yaptın sen bana öyle? Suçun nedir hadi söyle, tövbe tövbe. Allah suyun yarısını içti. Evet teyze, herhalde ağzının tadı birazcık şey olduysa, bozulmuş olduysa. Jüri üyemiz Hamiyet ablaya Yeliz bu sefer Nurcan Hanım'ın lahana sarmasını tattıracak. Bakalım bunda nasıl bir lezzetle karşılaşacaksın. Ay bu daha da berbat. Hamiyet ablamızın kahkaha şovu hız kesmeden devam ediyor. Hamiyet teyze gerçekten de vallahi size şaka yapmıyorsun. Yok. Ama gel. İlk yediğim biraz daha iyi sanki bunun yanında. Nasıl mesela ikisinden de çıkardın şey? Bu biraz bildiğin lahana sarması gibi değil mi bunlar? Bu çok pişmiş. Bu çok pişmiş. İki numara çok pişmiş. Evet. Bir numara tam kıvamında, lezzetli yerinde. Ama çok berbat dedim. Berbat dedim ama bunu yedikten sonra daha güzel buldum. Kıymetini anlamış. İkiyi yiyince birin kıymetini anlamış. Evet. Anladım. Evet. Hamiyet teyzeciğim. Şimdi senden bir şey rica edeceğim. Genel olarak tadını, tuzunu nasıl buldun? Yani mesela içindeki malzemeler pişmiş miydi? Tuzu nasıldı sana göre? İlk olarak birinci olan daha iyiydi. Evet. Şey tuzu, evet. Kararı, pişmesi. İkinci biraz acı, baharatı fazla gelmiş herhalde. Hı-hı. Acı. Yağı nasıldı? Yağı da fazlaydı. Hı-hı. İkisinin acı de mi? Yok, ikincinin yağı fazla. İkincinin yağı fazlaydı. Evet. Birincinin her şeyi kararındaydı. Her şey kararındaydı. Evet. Peki bir şey soracağım Hamiyet teyzeciğim. Sen yapsaydın ikisinden de daha mı lezzet yarışmacılarımızda? Sizden verdiğiniz oyu, yani kaç numaraya vermek istiyorsanız oyunuzu verip bunun içerisine katlayıp atmanızı rica ediyorum. İlk jürimiz şu anda kararını veriyor. Hamiyet abla, lütfen bize göstermeden en çok beğendiğiniz yemeğin numarasını kağıda yazıp oy kutumuza bırakır mısınız? İlk oyumuzu kullandın. Evet. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olasın. Bakalım. Gerçekten lezzet kazansın. İnşallah. Kim daha lezzetli yaptıysa. Kim daha iyisi o kazansın. Kim daha lezzetli yaptıysa. Evet. Kim daha iyisi o kazansın. Evet. Baharatı biraz az gibi. Tuzu sanki az gelmiş. İçi fazla pişmiş gibi geldi bana. Şimdi iki yarışmacımız da yemekleri şu anda bu masada. Önündeki iki tabağda birer tane yemeklerden koyacağım. Onların mimiklerini de şu anda göremiyorsun. Eğer kendi yemeğini tanıyan da varsa bilemiyorum. Şimdi. Öncelikle sever misin etli lahana sarması? Açıkçası şöyle bir şey söyleyeyim. Benim etle pek aram yoktur. Hı-hı. Ama tabii böyle hani sarma, dolma tarzı şeylerin içinde işte hani mecburen yemek zorunda kalıyorum. Kendin yaptığın bir yemek değil bu. Bu mu? Bunu evet. Annemle beraber yapıyordum arada sırada. Hı-hı. Ama çok fazla yaptığım bir şey değil. Yani kendin de yapılışını bildiğin, lezzetini bildiğin. Tabii biliyorum. Evet. Bir yemek tattıracağım. Jüri üyemiz Nurdan Hanım'a Yeliz Arzu Hanım'ın yaptığı lahana sarmasını ikram edecek. Ölüyor mu ne? Sanki bunda bir değişik bir şey... Sanki çok pişmiş gibi geldi bana bu anda. Fazla pişmiş, evet. Evet, yani baharatı biraz az gibi. Hı-hı. Tuzu sanki az gelmiş. Ben bundan iyisini yaparım vallahi. Bu nedir ya? Baharatı fazla, tuzu az. Fazla pişmiş mi buldun? Baharatı ve tuzu az. Hı-hı. Ama içi fazla pişmiş gibi geldi bana. Hı-hı. Evet. Yani kıvamı
O zaman şimdi hemen bir su veriyorum sana. Lütfen bu sudan biraz iç. Ağzımızın tadı bir değişsin bakalım. Diğer yarışmacımızın. Jüri üyemiz Nurdan Hanım'a Yeliz bu kez Nurcan Hanım'ın lahana sarmasını tattıracak. Bu da çok pişmiş. Bunlar çok pişirmiş. Erimiş yani. Bu hepten erimiş. Bunda da baharat biraz fazla kaçmış gibi. Yani böyle şurada bir yanma oldu. Tuzu iyi gibi. Ama annem çok daha güzelini yapardı eminim. Onun sarmalarının dilden dile dolaşıyor yani. O zaman lütfen gözlerine bakıp söyle bu kelebeleri diyeyim. Yarışmacılarımız da seni yüzüze getireyim. Ve bu arada ya, da kağıdımızı kalemizi veriyorum. Beğendiğim. Bir numara, bir numara ve iki numara. Hangisini beğendiysen lütfen yazıp içerisine koyuyorsun. Ay saklıyor muyum? Evet. Jüri üyemiz Nurdan Hanım yemek yorumlarından sonra en beğendiği lahana sarmasının seçimini yapacak. Bu aralar sanki sana bir haller oldu. Akıllım senin aklını alırım. İkinci jürimiz de oyunu kullandı. İkinci jürimizi de dışarıya alıyoruz. Son jürimiz artık şu anda kazanını belirleyecek olan, belki de belirlendi bilemiyoruz. Oylar kime gittiyse. Nasılsınız? Mutsuz. Genel olarak çok olumlu şeyler, yani iki jürimizden de çok yemekle ilgili olumlu şeyler söylenmedi aslında. Evet. Bu bir gerçek. Çok bir işleri getirmişsiniz de ondan. Siz biraz böyle hani gururunuzu... Evet, enerjimiz düştü. Düştü enerjiniz, evet. Değil mi? Ben de onu böyle biraz fark enerjimiz ettim. Enerjimiz düştü. Yaptığımız zaman yiyorlar ama sesler çıkmıyor. Acaba buradaki o dakikadan dolayı, hani o heyecandan, o sürenin kısıtlı olmasından dolayı siz de normalde yaptığınızdan biraz daha farklı yaptığınızı düşünüyor musunuz? Tabii onların ki. Onların olumsuz eleştirilerini duyacak kadar. Yani düşünüyorum. Çok hızlı sonuçta. Zaman da çok hızlı geçiyor, hiç anlamıyorsunuz zaman evet. Nasıl geçtiğini. Ve sonuçta malzemeyi de biz almadığımız için, hani bizim tercihlerimizle alınmış bir malzeme olsaydı belki şu an önlerindeki yemeğin onun için çok daha farklı bir lezzet boyutu olacaktır. Bir de evet, lahanaları bizim seçmemiz lazım diyorlar. Daha soğanı doğurarken bir şey de yapmadık. Bir pirinci yıkadım. 6 dakika gitti. 10 dakika evet, gitmişti yani. Hiç daha bir şey yapmamıştık. Neyse artık yani kısmet. Yapacak bir şey yok. Son yürüyümüzü almaya gidiyorlar. Hadi bakalım. Tuzu az biraz. Baharatı biraz çok olmuş. Şöyle devam et Nazlı teyzeciğim. Şu sandalyeyi önünden alayım. Gel böyle. Sandalyen burada. Şöyle ayağını biraz öne at. Geçti mi ayağın? Tamam. Buradan geç. Biraz ilerle. Kız atsana ayağını. Dur, dur oturma. Dur şimdi oturma. Gitme. Nazlı abla biz aman düştü düşecek derken bu kez aldın başı gitti. Yarışmacılarımızın morali çok bozuk. Ancak kahkahalar da gırla gidiyor hani. Selin Hanım jüreyi bıraktınız. Kazaya kurban gidecek. Kız nereye gidiyorsun? Ağzım dilim lal olaydı. Gettiğin dilim kopeydi. Benim yüzümden. Otursana. Otur. Otur. Sağ yap. Sağ yap. Otur. 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 Nazlı teyzeciğim hazır mısın? Hazırım. Sen sever misin etli lahana dolması sarması? Severim. Ben de bayılırım. Var bakalım benimle. Yemekleri nasıl bulacaksın? Beğenecek misin? Çok merak ediyorum. Sen de şimdi bizim için çok önemli bir otoritesin. Her şeyi söyle, tamam mı? Tamam. Tamam, hadi. Jüri üyemiz Nazlı abla ilk önce Arzu Hanım'ın lahana sarmasının tadına bakacak. Tuzu az biraz. Tuz. Başka? Onun dışında bütün kıvamı senin için yeter mi? Pişmesi. Ya, güzel pişmiş. Baharatı. Hı-hı, baharat değil. Her şey. Için. Her şey. Evet. Tamam. Bir su içireyim sana. Kendi ellerimle besliyorum efendim gittiğim evde. Görüyorsunuz jüriyi. Sağ ol, teşekkür ederim. Kendi ellerimle besliyorum.
Afiyet olsun, bal olsun, şeker olsun, kan olsun yanaklarına. Minnoşum. Nazlı teyze güldürdüm sonunda. Konuşu konuşu yaptığım marmutlarla artık güldü Nazlı teyze. Bakalım şimdi diğer dolmamızla ilgili acaba ne düşünüyor? Jüri üyemiz Nazlı ablaya Yeliz bu sefer Nurcan Hanım'ın lahana sarmasını tattıracak. Bandı çok yakıştı. Bazı teyzem. Kalpli kalpli. Baharatı biraz çok olmuş. Bu pişmesi de iyi. Pişmesi de iyi. Evet. Evet. Şimdi o zaman ben sana bir kağıt kalem vereceğim. Hangisini beğendiğini oraya yaz. Yani birinci verdiğimi mi beğendin, ikinci verdiğimi mi beğendin? Tamam mı? Tamam. Açıyorum gözünü. Hazır mısın? Hazır. Bir. Veriyorum kağıt kalem. Jüri üyemiz Nazlı abla damak tadına en uygun bulduğu lahana sarmasının seçimini yaptı. Evet. Burada bekle, gitme. Otur. Şimdi diğer jüri üyelerimizi de alacağız yanımıza. Son jürimizin yaptığı yorumlar aslında iki yemekle de ilgili olumluydu. Evet. Değil mi? Yani çok olumsuz bir yorum duymadık. Birini tuzsuz buldu, birini de baharatlı biraz fazla baharatlı dedi. Buldu. Yani güzel bir yaklaşımı vardı bize göre. Az çok tabii kendi yaptığınız yemeklerden acaba şimdi tahmin ediyor musunuz? Acaba fazla baharat koydum, fazla tuz koydum. Şu anda çok tahmin edemiyorsunuz değil mi? Yok hayır, çok insan kestiremiyor şu anda. Bir de o heyecanla zaten ne kadar fazla, ne kadar eksik. Ulanın göz kararı döküyorsunuz yani. Evet. Yani ne kadar koyduğumuzu bilmiyoruz. Zamanla yarışıyorsunuz. Biliyorum. Bir yandan rakibinizle boğuşuyorsunuz bir yandan. Hakkımız evet. Hayırlısı neyse olsun. Hayırlısı. Artık şey yapacak oluyor değil şey mi? Yok. Bekledikten sonra çok heyecanlandıktan sonra artık ne olacaksa olsun olur. Da. Biz yeter ki sonucu duyalım. Öğrenelim artık istiyoruz. Evet. Tamam. İyi o zaman ben kazansın. Bak, evet gerçek eli lezzetli olan kazanacak. Diğer jüri evet gözleri burada. Diğer jüri üyelerimizi de alayım efendim ben getireyim. Artık sonucu açıklayalım. Artık günün sonuna geldik. Elimde iki tane tabak var. Kaldırıyorum şu anda. Evet, jürimiz hazır. Yarışmacılarımız yanımda. Artık günün sonuna geldik, finaline geldik. Açıklama zamanı geldi. Yeterince onları heyecanda bıraktım. Artık bırakmayayım, açıklayayım. Bir acayip zor yarış. Bir numaralı tabak. Geliz'de beşi bir yerdenin bugünkü ilk oyu yarışmacımız Arzu Hanım'ın hanesine yazıldı. Elimde iki tane daha oy var. Şu anda belirleyecek olan. Heyecanlısın. İkinci jürimizde bir numaralı tabakta yediği dolmayı beğendiğini ifade etmiş. Yani onun numarasını yazmış. Aslında şu anda belli. Ama üçüncü de açıyoruz tabii ki. Üçüncü jürimizin oyu da yine bir numaralı tabak. Acaba bir numaralı tabakta hangi yarışmacımızın yemeği vardı? Elimde iki tane tabak var. Kaldırıyorum şu anda. Numarada Arzu kazanan oluyor. Yarışmanın sonunda birincisi Arzu oluyor. Emeğine sağlık. Tebrik ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. O kadar da dedim kocaman yaptıkça seçmezler onu diye ama ben gözlerim bağlı. Evet şimdi zamanı değil mi? Evet. Gece sonunda balkonda o kadar o coşkulu karşılama beni. Evet, o büyük dolu, karşılama. Onun dolu. Bakın sonunda kazananın oluyor maalesef. Sizin için maalesef diyorum. Onun için de herhalde çok büyük bir mutluluk. Evet çok teşekkür ederim. Şöyle bağlayalım. Arzu Hanım'ı yürekten kutluyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Güzel günlerde harcayın. Güzel günlerde kılın. İnşallah harcarken mutlulukta Yeliz'le beşi bir yerde programı hatırlayın. Ama sana bir lahana dolması en güzel yerde ısmarlayın. Bu yetti bana. Görüyorsunuz. Güzel bir oyun oynadık bugün aslında. Hep birlikte eğlendik, güldük. Evet.
Sonunda da tabii ki işte herkes kendi kazasını ister ama sonunda da böyle güzel bir dostluk var, akrabalık var yine olsun. Arada değil mi? Tabii ki. Evet, çok teşekkür ediyorum. Sizlere de çok keyifli bir gündü. Ama ben bir yere gitmiyorum. Teşekkür ediyorum ama ben daha gitmiyorum. Masayı görüyorsunuz. Hepimiz çok acıktık. Bir de ben bakayım şu lahanaların tadına. Hadi buyurun olur o zaman. Mu? Evet. Ama izleyicilerimizle bir vedalaşayım. Lütfen siz de başvurun. Her an sizin de kapınızı çalabiliriz. 360 ekranlarında tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.